Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Profesör Doktor Sema Tufan Turan, son zamanlarda atan vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da aynı şekilde artış gösteren ağır hasta sayısının yoğun bakımlara da yansıdığını söyledi. Profesör Doktor Turan, aşılamanın öneminin yoğun bakımlarda direkt hissedildiğini vurgulayarak, şu anda yoğun bakımlarda yer alan hastaların çok büyük bir oranının aşısını olmamış ya da aşı algoritmasını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu belirtti. Aşılamanın pandemi zincirini kıracak en büyük silah olduğunun altını çizen Profesör Doktor Turan, aşı olmayan genç hastalarında yoğun bakımlarda görüldüğünü ve çok yoğun akciğer enfeksiyonu gözlemlendiğini söyledi. Artık kış aylarına başlıyoruz. Eylül ayından itibaren hem ee ilkokul, ortaokul ve lise hem de üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak. Tabii üniversitelerin ayrı bir yeri var. Çünkü orada daha sosyal ortamlar söz konusu. Bu nedenle aşı ön plana çıkıyor. Orada gençlerimize aşıları konusunda hassasiyetlerini yüksek tutmalarını istiyoruz. Çünkü hem eğitimlerinden geri kalmamak adına hem de toplu ortamlarda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirebilmeleri için aşılı olmaları gerekiyor. aşısızların akciğer hasarının yüksek olduğunu ciddi anlamda solunum yetmezliği ve yoğun bakım ihtiyacı duyduğunu görüyoruz. E, aşısızların pandemisi demiştik daha önce. Hakikaten şu dönem yoğun bakıma en çok bu grup hastaları kabul ediyoruz. 20 yaş ile ileri yaş arasında her yaş grubundan hasta, özellikle de aşısız grup buradalar. E, çok hafif semptomlarla geçirme inancı yaygın gençler arasında ama ne yazık ki öyle olmuyor. Virüs varyantlara uğradıkça, yani değişime uğradıkça çok ciddi anlamda, Akciğer tutulumları ile geliyorlar. Ciddi bir yoğun bakım ihtiyacı duyuyorlar. Gençler olayı sadece hafif geçirmiyorlar. Bunu unutmamaları lazım. COVID-19'un aslında en büyük sıkıntısı solunum yetmezliği yani ağır zatüre diye adlandırdığımız klinik tabloyu yaratması. Bizim için yoğun bakıma kabulün birinci nedeni akut solunum yetmezliği. O yüzden de ciddi ağır zatüre tablosu oluşturduğunu görmekteyiz ki pandeminin başından beri durum böyle zaten. O yüzden de biz hem genç yaş grubu hem ileri yaş grubunu aşıyla bu ağır hastalık geçirme durumundan kurtarmaya çalışıyoruz. Evet, aşılı bireyler de enfekte olabilir. Yani virüsü alabilir ama hastalığı çok hafif geçirirler. Ne hastaneye ne de yoğun bakıma ihtiyaç duymazlar. Aşısızlar %50-60 oranında aşısız birey var. %30-35 civarında da çift doz aşı sonrası 3. dozunu olmayan hastalardan oluşuyor. O grubun da en önemli özelliği pandeminin ilk aşılama sürecinin başladığı dönemlerde ileri yaş 65 yaş üstünü aşılamıştık biliyorsunuz. Onlar daha sonra çok ciddi korundular. hastalık oranları azaldı. Ama onların iki doz sonrası, üçüncü dozlarında bir gecikme olursa sıklıkla onlar da yoğun bakıma ihtiyaç duyar hale geliyorlar ne yazık ki. Tabii aşılama şemasının önemli kuralı şu, iki doz aşıyla aşılanmak. O yüzden de ilk doz sonrası uygun aralıkla diye adlandırdığımız 3-4 hafta içerisinde ikinci dozunda yapılması gerekiyor. Bu iki doz aşılama sonrası özellikle Sinovac için 3. aydan sonra bir hatırlatma dozu önerisinde biliyorsunuz ki bulunduk. Halkımız da buna çoğunlukla uydu. Uymayan grupta da tabii ki ağır hastalık oranı arttı. Ee, bu noktada aşılama şemasına uymayı öneriyoruz. Yine BioNTech Pfizer aşısı için de aslında aynı şeyi ifade etmek zorundayım. İki doz aşılama ve doz aralıklarına da yakından takip ederek aşılama gerekiyor.